Yemek soğudu. Ne olsun be, ısıtırız dükkan bizim, hayırlı olsun. Spordan gelmiş, aç gelmiş. Ben açken, ben değilim arkadaşlar. Evet. Gerçekten böyle iyi bir antrenmandan sonra yaklaşık yarım saat 45 dakika sonra yemek yemek lazım. Ve bol bir et yemem lazım. Buraya biz daha önceden gelmiştik ama başka yere gitmiştik biliyorsunuz arkadaşlar. Orada tanıştık. Evet abi. Hemen bir 3 ay önce falan tanıştık. Aynen aynen. Kameraların önünde birazcık sıkıştırayım. Ne yaptı ne etti bilmiyorum. Orada abi ben biraz alıştım ya. Senden sonra sen biraz kulağımı çektin. Ben biraz alıştım. Ben daha iyiyim şimdi YouTube'da. Maşallah. Kamerada falan inşallah. İyi maşallah. Aynen. Beni de bu arada gördüğünüz gibi reklam yüzü olarak kullanıyorlar. Ah vücut dinlenme falan filan. Gelir yer giderim ben. Söyleyeyim yani. Abi sağ ol. Gürer, yeri öğrendik. Arkadaşlar Ankara'daysanız eğer Yıldız Kuleleri'nin tam altında. Zaten bilen bilir burayı. Bu yüzden gelin yiyin için. Bana da yazdırabilirsin, sorun değil gençler. Ooo şimdiden kadar teklif gelir biliyor musun? Ev yapımı sosis yaptık ızgarada. Üzeri çedar kaplı füme et yaptık. Bunu böyle uzata uzata yiyeceğiz. Mustafa abi için özel yaptırdım bunu ben. Nasıl buluyorum? Beğendim abi. Valla. Görüntü salata zaten salatamız mükemmel. Salatamız çok güzel evet. Fırın peynirli avokado salatamız. Salata. Bir servisini yapalım hemen bunu. Gerçekten bu kadar kameraların önünde durmak yeter. Lezzetine bakalım değil mi? Her şey evet, kamerada hayır, durduğu gibi durmuyor. Bir yiyelim Güraç'cığım yani. Oturalım o zaman. Hadi bakalım. Bak bıçağı bile kazımışlar görüyor musun o boyu? Vallahi bıçağa falan bakmıyorum ben. Tadına bakıyorum değil mi? Gürap bizi pek ilgilendirmiyor bıçağın. Ama tabii ki kurumsal firmanın böyle güzel olması. Biliyorsun bu et dünyasında birçok firma var ve bunun kralı zaten belli. Olabilir. Ama abi bir şey söyleyeyim mi? Yani orayı aratmayacak bir lezzet var burada. Ben daha fiyatlar daha uygun şu an öyle net söyleyeyim size. Balgat'ta ilk şubelerini açtılar. 1,5 yıl oldu değil mi? 1,5 yıl oldu. Biz 1,5 yıl önce tanıştık bu firmayla, Cezzar'la. Çok güzel etler yaptı. Kimse Balgat'ta tutmaz steakhouse dedi ama bu adamlar inat etti ve tutturdular. Geçtiğimiz ayda Yıldız Kule altında bu yeni şubeyi açtılar. Burada alkollü bir konsept var. Biraz daha şık bir restoran tadında. Çok çeşitli etler yapıyorlar. Bu mesela füme et, üzerine çedar kaplıyorlar. Daha show tarzı yemekler de var burada. Onları da yiyeceğiz az sonra. Elma bir şey var abi ya. Evet abi, yeşil elma, anason var bu sosun içerisinde. Rezene. Bir de rezene var. Tamamen el yapımı. Bunu hardal yiyeceksiniz nasıl arkadaşlar? Hardala bana yiyeceksiniz. Yok, çok şükür Allah. Bakın şöyle. Yemek öncesi, ana yemek öncesi kesinlikle tavsiye ediyorum bu sosisi. Şöyle vereyim. Bakın. Bak çataldan çatala. Tamam. Ya artık bence bir şey ya kardeşi. Bence de. Spagetti gönderiyorum. Aman tanrım, o nedir ya? Şu ateş eden fotoğrafımızı paylaşıyordum da. Ama bakar mısınız ya? Ateş etmiyor muyuz? Bak. Mustafa abiyle yan yana atış ediyoruz resmen. Abicim, bana çayını yudumlarken döndüm sana. Keşke içseydim daha iyi olacak. Korcan Bey işletmenin sahibi. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Korcan Bey. Hayırlı uğurlu olsun. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Çok güzel bir mekan olmuş, biz çok beğendik. Biraz siz Cezzar markasından bahsetmek ister misiniz? Öncelikle hoş geldiniz. Cezzar 2017 yılında, işte bundan 13 ay önce serüvenimize başladık. Yani sizlerle beraber ikinci şubemizi açmış olduk. Daha da büyümeyi planlıyoruz yakında. Yeni projelerimiz var. Şimdi diğer Balgat'taki yeriniz alkolsüz, burası alkollü bir yer. Tabii orada insanlar bunu bekliyordu. Biliyorsunuz bu et dünyasında alkol çok önemli. Özellikle iş adamları ve akşam yemekleri alkolsüz ve şarapsız geçmiyor. Ben içmesem de dışarıdan baktığım zaman onları görebiliyorum. Tabii ki birazcık da şov yapmanız gerekiyor. Sanırım birazdan da şov yapacağız.
Bu işler pek beni ilgi alanım değil ama kameraların karşısında çok durduğum için artık Gürat ve biz beraber de çok fazla çalıştığımız için her konuya hakimiz. Sadece lezzet denemesi değil, her yerde bir şeyleri görüyoruz, geçiriyoruz. Sunum, gerçekten tabakların, çatalların, bıçakların o güzel sunumu ve bundan sonraki dönemlerde insanlara vereceğiniz o enerji çok yüksek olmalı. Çünkü bir marka olduktan sonra biliyorsunuz insanlar tam çıtaya çıkıyor. O çıtadan sonra sonlar bir müdürler bir daha kayıp durma pozisyona düşüyor. Sorumluluklar daha artması lazımken düşüyor aslında. Aynen. Biz de bunu çok iyi izliyoruz ve görüyoruz. Kendi güven geliyor ve tabii, düşüyor. Tabii. Nasıl olsa diyor olduk diyor. Evet, evet. Bu olduk projesi de zaten dışarıdan baktığınız zaman görüyorsunuz. Arkadaşlar sadece damak lezzeti insanlara ve kişilere göre çok fazla değiştiği için ne beklediğinize bağlı. Markasal olarak bazı yerlere gidebilirsiniz ama belki beğenmeyebilirsiniz. Boştan yerine para diyebilirsiniz. Bazen de gerçekten yarı fiyatına bir yerde yemek yiyip harika deyip aynı sürekli yerlere gelebilirsiniz. Biz bunları çok yaşıyoruz, görüyoruz. İş yemekleri, akşam yemekleri, öğlen yemekleri. Tabii biz Gürat'ta bunları fazla paylaşmıyoruz ama abilerimiz bizden olduğu için ben böyle bir yere katıldım. Hayırlı olsuna geldim. Bu arada tabii spordan da çıkınca fırsattan istifade koşturmaya devam ediyoruz. Umarım güzel, hayırlı, güzel işleri olur. İşleri ve müşterileri i̇nşallah, olur. İnşallah. Biz de tabii ki yönlendirme yapacağız. Nimet Bey. Bütün şeyi bitecek. Abi şimdi montajla uğraşmasın çocuk. Şimdi Cezar'da çok kaliteli bir et yiyorsun. Porsiyonları büyük, doyurucu. Çok yüksek markalardaki et kalitesini burada yiyebiliyorsunuz. Ben şimdi Korcan Bey'e sormak istiyorum. Fiyatlarınız bence makul. Neden makul? Bu kalitede bir et için bence makul. Etlerinizin de ne aşamalardan getirildiğini falan çok iyi biliyorum. Çok sevdiğim bir marka. Yani hani gönül rahatlığı yemek yiyebildiğim bir marka. Fiyatınızı nasıl koruyabiliyorsunuz Korcan Bey? Yıllarca ben bir tüketici olarak, restoran müşterisi olarak yani sürekli zamlardan şikayetçiydik. Ha ben dedim ki ben yola çıktığımda yeni bir restoran oluşturduğumda fahiş fiyatlarla insanlar et yemesin. Ya benim müşterim ayda bir defa lüks restoranlarda et yemektense ayda üç defa bize gelsin. Her zaman et yesin. Gereksiz şovlardan uzak. Sadece et lezzet odaklı olsun. Fiyatlarımız uygun olsun. Bir aile şovumuz sıcak. Var. Gerçi şovumuz var. Şovumuz şovlarımız var ama biz spesiyal etimiz çok var yani. Çok güzel bir alev yapacağız. Alev yapmadan ben buradan gitmem söyleyeyim. Güzel bir alev yaparız, işte güzel bir şov yaparız. Ne pişiyor onda? Bonfile mi pişiriyoruz? Bonfile etlerimiz pişiyor, evet. Tamam, onda bir de bonfile yeriz. Bugün ete doyacağız arkadaşlar. Bana daha önce soruyordunuz, özel günleriniz için hani alkollü bir mekan tercihiniz varsa bu Turan Güneş Bulvarı'ndaki Yıldız Kule'nin tam en altındaki Ceza Steakhouse'un yeni şubesine gelebilirsiniz. Çok nezih bir ortam yaratmışlar burada. Zaten binanın genelde bu binada da herhalde yabancı personel çalışıyor. Biraz onlara da hitap ediyor. Şimdi Balgat'ta da var aynı konsept ama bir tık üstüne çıkılmış Yıldız Kule'de. Ama burası bir tık değil. Bayağı bir tık. Maşallah. Ama bak aynı fiyatı korumuş abi. Aynı lezzeti korumuş. Lezzetler üstte biz. Ama sadece kaliteyi artırmış. Görüntüyü artırmış, tasarımı artırmış, iç mimariyi geliştirmiş. Mustafa abin de dediği gibi gerçekten içeri girer girmez böyle bir ferah. Yani çok yüksek bir tavanla karşılanıyorsunuz hani. Bu çok önemli. Kesinlikle yani daha ferah. Orada biraz daha Balgat'a basık ama inşallah 3. şube belki çok daha güzel bir şekilde olacak. Allah yolunu açık etsin. Güzel gidiyorlar. Ben Ankara'dan çıkan kaliteli markalardan bir tanesi. Cezar Steakhouse. Arkadaşlar buranın etleri de ya et seçiminde çok titiz davrandıklarını biliyorum. Korcan Bey bununla ilgili de hani bilgi verirseniz ziyaretçilerinizi seviniriz. Etlerimiz Türkiye'nin her yerinden çalışıyoruz. Yani klasik bir cümle olacak ama gerçekten Balıkesir'e gidiyoruz, Bursa'ya geçiyoruz, İzmir'e geçiyoruz, İstanbul'a gidiyoruz. Edirne tarafından kuzularımızı alıyoruz ve mutlu son. Buradayız. Yani ızgarada buluşuyor. Yani yaklaşık 1500-2000 kilometrelik bir serüven var. Kaç güne getiriyorsunuz? Her 15 güne bir etlerimiz geliyor. Taze taze. Bir aylık bir dinlenme süreci var. İsterseniz Yusuf Bey de bu konuda ilgili. Dry sistemi etin kemiği üzerinde 21 ile 28 gün arasında kuru dinlendirme dediğimiz bir olay. Bu Amerika'da 100-150 yıldır, Avrupa'da 70-80 yıldır yapılan bir sistem. Günümüzde bizde de 15-20 yıldır bizim de hangi etle uygulanıyor abi? Dry aged, dana kaburga ve kemikli et sisteminde kullanılır. Görmüş olduğunuz gibi burada delmonikalarımız var, tomahawklarımız var, New York steaklerimiz var, Dallaslarımız var.
Bunları biz 21 ile 28 gün arasında kuru dinlendirme. İsterse biz dry işte dolabımızda alabiliriz. 60 ile 85 arası nem, 0-4 derece arasında dolabın iç hacmi soğukluğunda etin kemiği üzerinde kuru dinlendirme dediğimiz olay bu. Etlerimizi burada biz özenle seçtikten sonra dry iş dolabında güzel bir dinlendirmeden sonra en iyi şekilde kesip servis ediyoruz. Cezar'ın favori lezzetlerinden, yani lezzetler. Benim favorilerimden şu aralara. Benim favorilerimden lokum burger. Bonfile etinden yapılıyor. En büyük özelliklerinden bir tanesi de ekmeğini, hamburger ekmeğini kendilerinin yapıyor olması. Hamurundan tutun da pişirmesine kadar cezvanın içinde pişiyor. Lokum burger dana bonfileden yapılıyor. Çok ince kesiliyor. Bu hamburgere acayip yakışıyor. Aplınma. Değil mi bak? Tersine dön. Evet, aplını bir gösterme hocam. Değil mi? Bir dakika yanlış anlaşılma olmasın. Ekmeğin içine alıyorlar ki etin tadını daha iyi alabilirsiniz diye. Yoksa bunun cipo, bu ekmek yani. Sus ekmek yemeyin için. Yani. Aynen, ekmek yemeyin, et yiyin diyor. Nasıl? Ben hamburger yiyorum şu anda ama arkadaşlar yarın bacak salışım gelir, yeterli. Biz ne çalışacağız? Bir şey söyleyeceğim. Yüzeriz, bir şey yaparız. Ben de başladım ya, spor yapıyorum yani. Biliyorum, boş değilim yani. Biliyorum, mektide gidiyorsun. Benim de hafif hafif şişmeye başladı. Ama hafif abi. Bakın şöyle içini göstereyim. Elimiz cheddar peyniri. Karamelize soğan ve inceltilmiş bonfile arkadaşlar. Yağsız bonfile. Yemesi çok keyifli. Çok 120 da sattığımız... gram. 120 gram yani onu bildirelim. 120 gramlık bir et bu. Getir tartıyı abi. Tartıyı getir. Getir tartı tabii. Ekmeğini 119 çıkarsa yemem ama. İşte müşteri ne yiyorsa yemek bey de aynısını yiyor. Aynen. Herhangi bir gram yani, artı eksiyor. Burada torpil yok arkadaşlar. Torpil ben de gelsem. Ben Mustafa Bey de gelsem. Olmuyormuş abi. Burada yapacak bir şey yok. Abi yani. Beni akşamüstü bir yemeğe restoranda çağırdılar. Bir gel falan filan dedi. Video yine oturttular. Abi biliyor musun şenlendi? İndi de kandilden. Vallahi ben gelir her hafta bir... Şu anda kameradan karşısında yemek bey ve patrondan. Her hafta... Bir gün kesin abi. Gidiyorum, yiyorum, içiyorum, gidiyorum. Kesinlikle. Maaş verin, hesap ödeme. Sözümüzü aldık ama sağlam maaş veriyoruz. Aldık sözümüzü. Ben veririm, giderim. Benden şey yok. Eyvallah, Gürak bunu sana kestim. Oğlum biraz bunun tadını çıkarayım ya. Al canım, bu senin. Teşekkür ederim abi. Sizin şöyle neredesin? Gösterelim. O ne diyor? Şeyde yazdım. Geçen bu lokum burgerimiz yazdım. Başarılı. Tamam, bilgimiz. Şimdi bu kestiği eti dananın sırt kısmından yapılan bonfile aslında ama dana sırt diye geçiyor. Biz bunu, siz bunu spesiyel olarak satıyorsunuz herhalde değil mi? Evet, İsmi spesiyel. Şimdi bunun değişik bir sunumu var. Şov amaçlı bir sunumu var açıkçası. Masada pişmeye devam ediyor arkadaşlar bu şekilde. Çünkü gerçekten ısısı 180 derece bu taştan yapılma tavanı. Geliyor yine. Tuzumuz da atıldı. Meşhur kaya tuzumuz da atıldı. Şu an servise hazır arkadaşlar. Çok lezzetli. Gelin. Pişiyor oğlum. Sen de bunu masada mı yaptın? Ne? Pişiyor. Evet, şimdi yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Son lokumumuz da hemen deneyelim. Yemek Bey bu arada arkadaşlarımızı attık gördüğün gibi yemeğe getirilenlere. Ertuğrul Yücel demiş ki ekrana ekmek bandı. Banalı. Bu ekrana banalı ekmek. Evet sizleri de getireceğim gençler. Sözüm olsun. Sanmayın ki Mustafa abi. Bak bakalım nasılmış tadı. Şimdi tokum ya biraz böyle. Hakikaten bu kadar yedim. Bayağı yedik maşallah ama hamburger ateş ediyordu be abi.
Mustafa abiye, GMG Garaj'ın sahibine çok teşekkür ediyorum. Firmamızı eşlik etti, videomuza renk kattı. Korcan Bey'e de tekrar hayırlı olsun diyoruz. Allah utandırmasın. Hayırlı işleriniz olsun. İnşallah. Hareketli olsun. Çok inşallah. Teşekkür ederiz. Biz takipçilerimize gönül rahatlığıyla öneriyoruz mekan. Zaten Bağdat'ta da öneriyorduk. Burada bir tık daha kalite var. Kalite derken yani mekan olarak, mekandan bahsediyorum. Dekorasyon. Dekorasyon olarak. Evet, çünkü lezzet aynı. Fiyatlar da aynı birebir. Sadece burada alkollü bir konsept var. Daha özel yemekleriniz için burayı tercih edebilirsiniz. Aşağıdaki alana lütfen yorumlarınızı yazın. Bizim için çok önemli. Tavuk dilimi yiyeceğiz şimdi. Bu nereden geliyor? Antep'ten geliyor değil mi? Günlük geliyor. Antep'ten, Koçak'tan geliyor. Koçak'tan geliyor. Tokturumuz Maraş'tan. İçi dolu dolu. Yapması... Mustafa abi yiyemeyecek ama artık biz onun yerine götüreceğiz. Bu sefer değişiklik yapıp ilk lokmayı Gürat'a ver. Hayır ya, ben inanmıyorum. Evet. Ya öyle oldu. Sen yiyemiyor musun? Abi. Mustafa abicim, lop sana bırakıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Abi kesene bereket. Bir de para mı vereceğiz? Para alacağız biz.